Yo, what's up, YouTube? Welcome to my YouTube channel. Evet arkadaşlar, günaydın. Yeni stilim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bekliyorum. Arkadaşlar günaydın. Şimdi saat 8.30. İlk defa bu kadar geç bir vlog başlangıcı yapıyorum. Neden? Bu arada bu muzlar erimiş ve suyu akmış. Burayı bir ufak temizlemek gerekiyor. Herhalde işimiz bittikten sonra. Neyse, saat 8.30. Yaptığım en geç vlog açılışı olacak. Artık çok fazla böyle erken kalkmıyorum. En azından şu birkaç bir ay falan çok erken kalkmayı düşünmüyorum. Çünkü uyku şu an en büyük önceliğim. O zaman da aslında en büyük önceliğim uyku olmalıydı ama birazcık uyku konusunda zaten sıkıntılar çekiyor insan yarışma hazırlığında. O yüzden çok fazla uyuyamıyordu. Şu an en azından uyuyabiliyorken uykunun tadını çıkarıyorum. Ve iyileşme açısından da zaten uyku her türlü öncelik olmak zorunda. Antrenman performansı. Yani zaten performans odaklı düşündüğümüz zaman uyku bizim için çok önemli arkadaşlar. O yüzden ya çok erken yatacaksın ya da minimum 8 saat uyuyacaksın. Yani bu 8 saat tabii ki de yani sen de 8 saattir, başka birisinde 9 saattir. Kimine gerçekten de 6 saat uyku yetiyor ama ben kesinlikle yeten kısımda değilim. Şimdi uyandık. Bugün size full day of eating çekeceğim ve belki diş antrenmanı ya da geçen bir tane sırt antrenmanı çekmiştik. Onu koyacağım. Şimdi uyanır uyanmaz hemen bir GH aksiyonu yapıp kardiyoya geçeceğim. Kardiyoları kesmedik. Neden kesmedik? Bu arada kan testi sonuçlarım çıktı. Onunla da ilgili video gelecek. Kameramla konuştuktan sonra neden kardiyoları kesmedik? Birincisi, off sezonda kalp sağlığı için arkadaşlar. En büyük önceliğimiz bu. Kardiyovasküler sağlık için, kalp sağlığımız için birçok faydası var kardiyo yapmanızın. Lipitleriniz için, yani nabzınızı yüksek olduğu kardiyolar yapmanızın birçok faydası var sağlık açısından. Birinci önceliğimiz bu. İkincisi, insülin hassasiyeti için yapıyorum. Çünkü adım sayım kardiyom ne kadar yüksek olursa tabii ki de iyileşmemi etkilemeyecek şekilde. Yani gidip de her gün 1000 kalorilik bir kardiyo yapmanın hiçbir mantığı yok. Bu arada çok mutfakta garip bir yere oturuyorum şu an. Onun dışında üçüncü olaraksa yarıştan çıktık. Biraz fazla yiyebiliyoruz bazen. O bize çok etki etmesin diye kardiyo yapıyoruz diyebiliriz. Şimdi ben bir kardiyo yapayım arkadaşlar. Bir yaklaşık yarım saat sürecek. Kardiyodan önce de aldıklarım her zamanki gibi şu an sağlık fazında, zaten biliyorsunuz. Bir şey almıyorum. Şu iki probiyotiği kullanıyorum. Şu iki markanın. Bir tanesi zaten Solgar. Ünlü bir marka biliyorsunuz. Bu iki probiyotiği alıyorum. Aynı zamanda elma sirkesi alacağım. Şimdi elma sirkesi
fasted state'i bozuyor mu? Yani şimdi bizim aç karnına fasted dediğimiz şey ne? 6 saat açlıktan sonra kan şekerinin stabil olduğu düzeydeyken yaptığımız kardiyo. Genelde soruluyor işte, ya sorulmuyor da çoğu kişinin aklına takılıyor. Elma sirkesi işte içiyorum ben, bozuyor mu ya da? Çünkü ben mesela bazen bir posta işte kardiyodan önce BCA, EAA içmenin tamamıyla mantıksız olduğunu, sizin o kan şekerinizi spike ettirip o fasted düzeyi bozduğunuzu söylemiştim. Elma sirkesini arkadaşlar bir yemek kaşığı falan içtiğim için zaten o kadar yüksek bir karbonhidrat yok. O yüzden yani insülin tepkisi o kadar, insülin tepkisi olmuyor hatta. O yüzden bozduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi kardiyo yaparken BCA, EAA gibi böyle supplementler, işte insülinizi arttıracak, insülin salgılatacak şeyleri kesinlikle önermiyorum. Fasted olmasının özelliğini yok ediyor. Şimdi ilk öğünde görüşürüz. Kardiyo yapayım, ondan sonra pirinç. Bu arada artık çiğ ağırlık tartıyorum her şeyi. Özellikle kamerana bunu belirttim, çiğ ağırlık tartmak istediğimi. O yüzden her şeyi çiğ ağırlık tartıyorum. Pirinç, tavuk. Zaten klasik düzey, klasik bir beslenmem var. Onu da gösteririm. Ben bilerek böyle istedim. Yani çeşitliliği çok arttırmak istemedim. Yulaf vardı sabahları ve akşamları. Onu da çıkarttım. Onun yerine de pirinç pilavı, onun yerine de pilav yiyorum. Öyle basit bir beslenme olacak. İlk öğünde görüşürüz artık. Evet, şimdi duşumuzu aldık, kardiyomuzu yaptık. Burada bugünkü yiyeceğim tavuğun hepsi var. Burada da pirinç var. Bu pirincin işte bir kısmını sabah yiyeceğim tabii. Sabah kahvaltıda da yiyeceğim pirinç var. Burada da tavuk var. Şimdi sabah ilk öğün kırmızı et var. Ve 3 yumurtayla beraber arkadaşlar. Yumurtayı acayip özlemiştim. O yüzden direkt ilk ve son öğündeki yağ kaynağı olarak yumurtayı seçtim. Son öğünde bir de badem ezmesi de var. Şimdi buradaki tavuk ve pilav bittikten sonra kahvaltımızı hazırlayacağız. Açlıktan gerçekten duramıyorum. Özellikle geçen hafta benim için çok zordu. Ya bildiğiniz diyetten daha fazla açtım. Garip bir şekilde. Çünkü diyetteyken tamam açsınız ama bir kısıtlama olduğu için canınız çekmiyor hiçbir şey. Ama diyetten, yarıştan sonraki hafta gerçekten en zoruydu benim için. Neyse ki düzen oturdu. Birazcık da yemem gerekiyordu herhalde. İşte aileyle falan yemek yedim. Onu zaten göstermiştim size. Söz verdiğim birkaç arkadaşım vardı, onlarla yedim. Bir tek Emre Baş kaldı. Emre Baş'la yemek yiyeceğiz bir de. Sonra bütün liste tamamlanıyor. Şimdi şu tavuğu ben bir yerleştireyim.
Gördüğünüz üzere her şeyi hazırladım. Burada yaban mersini var. Burada da yumurtam oluyor. Şimdi vitaminlerimi ayarlayacağım. Bu arada tavukları ve pirinci şöyle kaplara koyup ondan sonra oradan oran orantı yapıp öğünlere bölüyorum arkadaşlar. Zaten bunları konuşmaya gerek yok. Bunlar artık bilinen şeyler diye tahmin ediyor. Evet, yeni tripodu kuramaz olduk. Lütfen dur ya. Evet, final hali bu arkadaşlar. Şimdi ilk öğün, burada 80 gram pirinç var pişmemiş. 3 large yumurta gibi düşünebilirsiniz. Ve 100 gram yağsız kıyma var. Vitaminler, normalde burada 100 gram çilek var. Çilek bulamadığım için beri aldım. Buna pişmanım bu arada, söyleyeyim. Gereksiz masraftan başka bir şey değil zaten bu beri. Suyumuz var. Bu öğünden sonra antrenmana kadar 2 öğün daha atacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kaloriler şu an çok yüksek değil. Bayağı aşağı. Lan kaşık unutmuşuz ya. Bekleyin. Evet, son defa. Kaloriler şu an çok yüksek değil arkadaşlar. 4200-4300 civarı kalori alıyorum. Ve haftadan haftaya artacak ama bu hafta artmadı. Şu story'yi bir çekeyim. Haftadan haftaya artacak ama bu hafta artmadı. Çünkü bu hafta böyle ufak yarıştan sonra yapmamız gereken birkaç manipülasyon var. Onları yapıyoruz. Metabolizma ile alakalı. O yüzden kaloriler bu hafta artmadı ama yavaş yavaş artacaktır. Kiloya göre. Şu an zaten kilom artıyor yani o kaybettiğimiz kas kütlesinin hızlıca kazanmaya çalışıyoruz. Yani dile kolay 36 kilo verdik beyler. Yani 36 kilo verdikten sonra tabii ki de tonla da kas yaktım o süreçte. O yaktığım kasları şu an asıl hedef tekrar eski haline getirip sonra üstüne çıkarmak. Yani yavaş yavaş kaloriler artar, vücut ağırlığım da artar. Tahminimce Ağustos'un 1-2 ayın içinde böyle 130 kilo gibi bir kiloya ulaşırım gibime geliyor 2 ay içinde falan. Ben bunun tadını çıkarayım. Diğer oyunlarda görüşürüz artık. Şimdi ikinci oyunu hazırlayacağız beyler. Evet, ikinci oyunda ne var? İkinci oyunda 140 gram pirinç, 1 tavuk ve lahana turşusu var. Tavuğa bakalım. Çarpı 0.7. 120 gram da tavuk var. Birazcık yürüyüşe çıktım bu arada. Bankada işlerim vardı, onları hallettim. Öğünlerin arasında böyle yürüyüşe çıkmak sindirimi acayip rahatlatıyor. Ve birazcık da bugün geç uyandığım için aslında hızlı sindirmem benim için iyi olacak. Çünkü antrenmana tam vaktinde gitmek istiyorum. 350. Gayet basit öğünler beyler. Hiç böyle komplikeleştirmekle uğraşmıyorum. Aslında yapılabilir. Ama aslında off sezonda insanın bu kadar, yani şu an tabii az yiyorum ama fazla yemek yediği zamanlarda çok böyle her öğünde uğraşası gelmiyor. Ve baktığınız zaman külfet gerçekten. Yani deli gibi zaman kaybediyorsunuz öğün hazırlayacağım diye. 1,5 gram tuz atıyorum.
Yani her öğüne yarım saat harcasan yarışma hazırlığında koymuyor. Çünkü açsın zaten. Ama off sezonda her öğüne yarım saat harcamak insanın sinirini kaldırabiliyor. O yüzden böyle pratik rice cream, cacurt, tavuk pilav, bu tarz şeylerden devam. Evet, şu da lahana turşusu. Peki neden lahana turşusu? Çünkü fermante edilmiş yiyecekler sizin için çok önemli beyler. Bağırsak sağlığınız için. Ve bağırsak sağlığınız asıl zaten sizin için çok önemli. Ve bağırsak sağlığını optimize etmeniz için de fermante edilmiş gıda, araştırmaların çoğu fermante edilmiş gıdaların ve güzel dengeli bir lif içeren beslenme şekillerinin en faydalı beslenme biçimi, bağırsak sağlığı için en faydalı beslenme biçimi olduğunu gösteriyor. O yüzden olabildiğince böyle farklı lif kaynaklarını eklemeye özen gösterin. Yani buradan kastım şu, hani atıyorum prebiyotik kullanabilirsiniz ama sıkıntı şu, bağırsağınızdaki her bakteri kullandığınız spesifik o prebiyotik kaynağındaki lifi sevmiyor. Tamam, bazıları seviyor ama bazıları sevmiyor. O yüzden çeşitlilik çok önemli ki daha güzel bir orada ortam oluşturmak için bağırsağınızda bakteriler adına. O yüzden fermante edilmiş gıdalar ve lif çok önemli. Onun içinde işte sirke olabilir. Sirke olabilir değil, sirke tüketin. Elma sirkesi ama organik olması çok önemli. Böyle dandik markette aldığınız şeyler, zaten markette aldığınız hiçbir turşuyu zaten kullanmayın. Onların hepsi yani turşu tadı verilmiş. Fermente bile edildiğini düşünmüyorum yani, çok böyle adam akıllı. Zaten şeyde rafta duruyorlar yani. O yüzden böyle daha çok doğal, organik bulabileceğiniz tonla yer var. Oralardan alın sirkeyi ve lahana turşusunu. Ne olabilir başka? Ekşi mayalı ekmek olabilir. Vesaire. Vesaire. Evet. Pre-workout. 350 pişmiş pirinç. 100 göğüs var. Burada 20 gram bal var. 16 gram badem ezmesi ve 100 gram da bu ekmekten var. Tam tahıllı olması lazım. Bunu yiyeceğim. Bunu büyük ihtimalle sindirmem 2 saatimi falan alır. Biraz iyice sindirdikten sonra antrenmana gideceğiz. Güzel bir antrenman olacak. Bu aralar çok iyi iyileştiğimi hissediyorum. Ve açıkçası birazcık da yediğim için belki birazcık volümü bugüne özel arttırabilirim. Yani normalde itiş günleri çok biliyorsunuz hafif oluyor benim. Hafiften kastım hacim olarak birer set yapıyorum. Bugün ekstra birer set daha gelebilir. Bakacağız şimdi, bunu yiyeceğim. Bunu yerken her zaman gibi mesaiye devam. Sonra bir pre-workout mix atarız. Ve antrenmana gideriz. Gliserol geldi bu arada protein hoşuna. Türkiye'deki ilk gliserol supplement arkadaşlar. Yurt dışında çoğu zaten pre-workout'ın içinde bulabileceğiniz bir şey. Onu da göstereceğim size. Nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdilik şunu yemek için yine sabırsızlanıyorum. Evet, antrenman öncesi mix. Yeni bir arkadaş var aramızda. Mavi dokusuyla. Pump mı olamıyorsun? Antrenman performansı mı düşük? Kasların şişmiyor mu buram antrenmanda? Dalgan mı? Evet arkadaşlar, gliserol geldi. Şimdi gliserol Türkiye'de bu arada ilk defa biz getirttik. Ve bayağı uğraştık üstünde getirmek için. Çünkü bunları devlete tanıtmanız gerekiyor. Cacuk bir ton süreç var. Çünkü daha önce hiç kimse gidip de gliserol hani satalım demediği için ülkede. Ya da işte pre-workout'umuza koyalım demediği için böyle bir süreçten geçiyor. Şimdi burada sıkıntı şu, normalde bunu pre-workout'un içine koyacaktık arkadaşlar. Yeni de bir pre-workout çıkıyor, Heavy Duty diye. Birazcık daha böyle miligramlarla oynanmış yüksek, ağır bir pre-workout. Makamında bir pre-workout gelecek.
Ona ve Supreme koyacaktık. Fakat bütün büyük markalar dahil herkesin yaşadığı, zaten baktığınız zaman onlar da hep yanda satıyor ürünü. Yani gliserolü yanda ek olarak satıyorlar, sıvı halde veya toz halde. Bu mereti pre-workout'ın içine koyduğunuz zaman deli gibi topaklanma yapıyor. O yüzden içine bir şekilde koyamadık arkadaşlar. Ve bizdeki Hydro Prime formülü de zaten en popüler kullanılan patentlerden bir tanesi. Fakat pre-workout'ın içine koyamadık. Topaklanma yaptığı için. O yüzden sizden ricam bunu ekstra alıp zaten fiyat anlamında aynı şeye tekabül edecek. Kullanmanız birçok faydası var. Özellikle hidrasyon için, antrenman performansı birçok anlamda faydası var. Şimdi bundan alacağım. Belki Supreme alırım. Supreme almayacağım. Kafein alacağım. Kafeini de nereden alayım? Thermoburner'dan alacağım kafeini de. Yani bugün de çok öyle ekstrem, ultramayın, cartürk karıştırmıyoruz. Zaten itiş günü. Bunda 200 mg vardı değil mi? 2 kapsülde. O zaman 4 kapsül baba. Gerçekten bundan alacağım. Güzelliğine bak sen. Şunun güzelliğine bak sen. Şunun güzelliğine bak. Evet. Bir tane çekiş antrenmanı var. Stokta ama onu kullanmayacağız herhalde. Evet. Onu nerede kullanacağız? Bir yere atarız. Video çokluğu var artık beyler. Bir yıl sonra atarız arşivliği. Şimdi şöyle, o videoda sakallıyım. Şimdi bunu çekip sakalsız başlayıp sakallı videoya koyarsak bozar diye düşündük. Başına koyabiliriz. Olmaz mı? Tamam. O zaman sizin için bir videoda iki surat. Çidman olsun. Gene video bir saat olacak. Umarım küfür etmezsiniz. Geçe geçe izleyin işte beyler. Reklam kısımlarını geçmeyin yeter. Şimdi bugün PR almaya çalışacağım. Çünkü geçen haftaki itiş günü de enerjim yerine gelmişti ama gücüm tam yerine gelmemişti. Bu hafta gücü de yerine geldi. Fucking hell. Bayağı güçlü hissetmeye başladım. Bir PR gelir. Bütün ilaçlar bir yana. Pizza, hamburger bir yana. Daha fazla güç verir. Daha fazla güç veriyor. Bunlar ve bir iki arkadaş daha var off sezonun yegane dostlarımız olacak off sezonda. Bunlara iyi bakmalıyız, bunları kaybetmemeliyiz. Salondaki arkadaşlara sesleniyorum. Şimdi bunları kullanacağız. 2,5 kilo arttıracağım yani bu hafta. Tekrar da böyle bir iki tekrar falan arttırsam çok iyi olur benim için. Arttırmasam da aynı tekrar da benim için gene okey. Thank you.
Hadi. Oha amına koyayım. Oha. Çok iyiydi. Çok iyiydi. 4 tekrar arttırdım amına. 4 tekrar arttı. Ayretten 1.25 yere taktım. Değil mi? 10 tekrar yaptım. Saydın mı? Evet, evet, bayağı çıktı. Çok iyiydi ya. I'm back, bitch. Bu da güzel bir set yani. Hep ikisi de çok güzel bir setler. Pierre üstüne Pierre. Başım o kadar ağrıyor ki. Setteyken ağrıyor. Kendim kastığım için herhalde. Abi başın ağrıyor. Ölecek misin? Ölüm yakın. Evet, bu da Pierre. Güzel gidiyor şu anlık. İşte böyle bu tarz durumlarda bir set, içinizdeki bir set daha yapma dürtüsüne engel olmanız lazım. Ben engel olmayacağım, bir set daha yapacağım şimdi. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma. Yaptığını yapma. Doğru koyma da. Ama sürekli evde olacak diye de bir kaydıyor ki anlarız. Sikim dolmuşuz lan abi. Evet. Selam YouTube. Ne haber? Yeah.
Evet, bu da PR. Kötü adam gülüşü. Ve bak hepsi PR ama şöyle PR. Mesela bir tık altına taktım. Hepsine 2,5 lira arttırdım. Öyle bir durum söz konusu yani. Doğru. Bitik istavarmışsın ben ya. Bitik istavarmışsın. Ufak bir atlayı bırak. Atlayı bırak. Josh. İşimiz biter. Normalde 4 set bir pres bana hayli hayli yetiyor arkadaşlar. Yani 5 set ve üstünde asla iyileşemiyorum. Bir de zaten itiş odaklı değiliz çok. Daha çok çekiş odaklıyız. İyileşebilme kapasitemi oraya kaydırmıştım. Zaten bunlardan bahsetmiştim. Şimdi benim için en eksik bölgelerden birisi olan triceps'e odaklanmaya geçeceğiz. Orada da fix zaten yaptığımız iki hareket var. İkişer setten onları yapalım. Yarışmadan beri gitmeyen bir sümük var. Hala orada. Boyada kaldı herhalde. Boyadan kaldı herhalde. Adere istiyor.
Evet, bu cila bir setti. Şimdi iki sette push-down yapacağız. Ya gliserolden büyük ihtimalle de pump harbiden gitmiyor. Çok iyi. Hem gliserolden hem granola. Sanki var ya böyle pat. Yiyormuşum ne yedim? Yiyor muyum Evet. Şimdi antrenmandan geldik. Abi antrenmandan geldim. Allah ne yiyorsun diyenler için. Hop. Burada gene aslında ikinci öğünün aynısı var. Ama bu baldır, zartut, badem ezmesidir. Onlar yok. Burada çileğimiz var. Burada kan şekerimizi ölçtük. Ne durumdayız diye. 83 gayet mükemmel bir kan şekeri değeri benim için. Sizin ölçmenize gerek yok. Arkadaşlar şu an iyi miyiz? Şu an iyiyiz. Evet, antrenmandan bahsedeceğim biraz. Antrenman mükemmeldi. Bir telefon alıp geleyim. Evet. Antrenman mükemmeldi. Gerçekten her lifte PR aldık. Özellikle pump da çok iyiydi. Bu gliserolü kullanmaya başladığımdan beri zaten pump'ın bayağı bir farklı düzeylere çıkıyor. Özellikle sırt antrenmanlarında çok güzel oluyor. Antrenman çok iyiydi. Her harekette PR aldık. Zaten yemek yemenin de olayı burada. Yani off sezonda şöyle ağırlıklar kaldırmayı özlemişim. Bu arada şu anki kaldırdığım ağırlıklar hani peak off sezondaki ağırlıklarımın yanında bile değil. Hala çok gerideyim ama en azından oraya kadar hızlıca gideceğimi düşünüyorum yemekle sadece. Ekstra bir şey olmadan. Sonraki süreçte tabii dinlenme fazından sonra tekrardan build etmeye çalışırız. Bu hızlı artış tabii şu ilk haftalara özel. Bu da büyük ihtimalle 2-3 hafta sonra böyle birazcık duracaktır diye tahmin ediyorum. Yani böyle haftadan haftaya ağırlık artırmak bu kadar kolay olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Kaybettiğimiz kas kütlesini zaten hızlıca alacağız. Keza alıyoruz. Yani dediğim gibi 36 kilo verdim. Tonla kas kaybettik zaten hepinizin bildiği üzere.
Hani o kaybettiğimizin üstüne çıkacağımıza da eminim hızlı bir sürede bu hassasiyetle. Şimdilik bunu yiyeceğim. 2 oyun daha kalmış olacak. Belki son oyundan sonra ufak bir aksiyon olabilir. Duruma göre. Şimdi işe güce bakalım. Yemeğimizi yiyelim, duş alalım. Diğer oyunda görüşürüz. Şimdi 5. oyunu hazırlayacağız. 5. oyunda böyle bir mix sebzelerim var. Normalde bu hali hazırda dondurulmuş karışık sebzeler var. Onları kullanıyordum da şu an bulamadım. Stokta kalmamış. Onlar çok pratik. Yani öyle bir şey imkanınız varsa Metro Market'ten falan alabilirsiniz. Fakat bugün doğal takılacağız. Neti takılacağız. Bunları doğrayacağım. Tavada yapacağım. Zaten tavuk hazır. Ondan sonra tavuğu ekleyeceğim. Pilav ekleyeceğim. Tavada bir ısıtacağım. En keyif aldığım oyunlardan bir tanesi. Çünkü sebzelerden dolayı. Burada bu arada bayağı fazla sebze var. Bu kadar sebzeye gerek yok normalde. Ama benim hoşuma gidiyor. Zaten açlık çekiyoruz. Birazcık da mideyi tutar diye tahmin ediyorum. Pump gitti. Bunlardan önce bir duş alacağım. Evet, sebzelerin final hali burada. Burada da tavuğum ısınıyor. Şimdi bu ikisini karıştıracağız. Bu oyun 5. oyun olacak. 6. oyun olmayabilir arkadaşlar. Emre Baş ve Furkan Kaplancan ile ufak bir aksiyon yaratabiliriz son oyun için. Son oyunu o yüzden çıkartacağım. Biraz pirinç yediğim belli olmuş. Öyle bir durum söz konusu olabilir tesi var. Duruma göre bakacağız. Zaten görürsünüz. Bu 5. oyun burada da 290 gram pirinç var. Pişmiş ölçüler. Bunları şimdi mixleyeceğiz. Ve mideye atacağız beyler. Belki günlük karbonhidratın hepsini tamamlarım. Çünkü akşam yersek dışarıdan et türevi bir şey yeriz. Karbonhidratı eksik almayalım. Evet, geldik. Burger aksiyonu yapmaya. Gerçek. Evet, son oyun. Ufak bir aksiyon yaşamaya geldik. İzinizi aldık koçtan. Koçtan da geldik şimdi. Menüye bakacağız. En pis burger hangisiyse onu yiyeceğim. En kalorili, en... Bugünkü yutuşan kremonu ona hak ediyor çünkü. Evet, bu benim aksiyon. Bu benim aksiyon. Ufak bir burger. Ama olsun, patatesimiz güzel. Bu Emre Baş'ın aksiyonu. Mutlu musun? Brom. Brom'un aksiyonu yok. Brom aksiyonsuz. Evet, şimdi bunu yiyeceğiz. Çok hızlı geldi lan burada. He. Bu da. 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 Bu da